Cenab-ı Hak bu dünyayı bir mektebi âlem olarak halketti. Ayette buyurulan daha evvel meskûra insan bilinen bir şey değildi. Anılan bir şey değildi insan. Fakat Cenab-ı Hak insanı yarattı. Ben gizli bir hazineydim. Marifetime muhabbet ettim. Yani kalpte bilinmeye muhabbet ettim, halkettim buyuruyor. Bu dünyada semadaki sayısız yıldızlar, o yıldızlardan biri bu dünyadır. Cenab-ı Hak dünyayı da dershane olarak hazırladı. İnsanın bütün ihtiyaçlarını Cenab-ı Hakk'ın azametiyle ilahiyesini idrak ettirecek bütün bilgileri, kırıntı bilgileri Esma'nın tecellisi olarak bildirdi. İlahi bir laboratuvar bu kainat. Kul bu mektepte, dünya mektebinde, bu cihan mektebinde imtihan olacak. Son imtihan, tekrarı da yok. Ondan sonra imtihan bitecek. Mezar durumu var, bilemiyoruz ne kadar olacak. Yani kabir âlemi. Nasıl dünyaya gelirken hiç dünyadan bir haberimiz yoktu. Dünyada ne var ne yok bilmiyorduk. Kabir âlemi de öyle. Ancak Rasûlullah Efendimiz'in bildirdiği bazı hadiselerle, intibalar, dünya intibalarla Rasûlullah Efendimiz ahiret âlemini bize bildiriyor. En nihayet hesap kitap, Cenâb-ı Kitabını oku, bugün nefsin kâfidir denecek. Ondan sonra iki tarafı yolculuk olacak. Selamun kavlen min Rabbir Rahîm, bir cennet yolculuğu. وَمْتَازُلْ يَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Bir de mücrimlerin gideceği cehennem yolu. Üçüncü bir yol, geriye de gelme yok. Cenab-ı Hak ısrarla Kur'an-ı Kerim'de يَرَدُمْ سَبِلْ لِيَعْرُفُنْ Allah'a kul olabilmek, abdiyet, Cenab-ı Hakk'ı لِيَعْرُفُنْ kalpte tanıyabilmek, لِيَعْبُدُنْ لِيَعْرُفُنْ kalpte tanıyabilmek, yani Cenab-ı Hakk'a dost olabilmek. Ancak kalple tanındığı zaman dostluk başlar. Yani marifetullah'tan nasip alacak kul. Okunan ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukatihi. Allah'ın azameti ey iman edenler Allah'ın azametiyle göre yarışır şekilde. Allah'ın azametini idrak etmek mümkün mü değil? Çünkü Cenab-ı Hak sonsuz. Müteal idrak ötesi. Bak burada Cenab-ı Hak İlahi azametine göre, onu yarışır şekilde takva sahibi olun buyuruyor. Takva nedir? قَدْ اَفْلَٰى مَنْ زَكَّهَا Nefsi arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kalpte bir ilahi müşahede olun, ilahi kamera altında olduğumuzun bir kalpte bir idrak, bir şuur haline gelebilmesi. Bir takva sahibi olmamız. وَلَا تَمُوتُنْ buyurmuyor, ölmeyin buyurmuyor. وَلَا تَمُوتُنْ ne buyuruyor? Sakın ha ölmeyin buyuruyor. اِلَّا بَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Bu da bir sefere mahsus. Bir gün gelecek, yarın olmayacak hepimiz için. Hepimiz o meşhur güne hazırlık içinde olmamız Cenâb-ı Hak bildiriyor. Ey iman edenler! Herkes yarına ne hazırladığına baksın buyuruyor. Haşr suresinde. Velhasıl kefenle beraber amellerimizde yolculuğumuz olacak. Abdullah İbn Mesud Hazretleri ayette velâtü mütün illâ mentü müslümün burada birincisi de itaat etmek. Emirlerine itaat, nehirlerinden uzaklaşma. İkincisi nankör olmayacak, şükredecek. Nasıl şükredecek? Gözün şükrü. Gözün nerede kullanıyorsun? Kulağın şükrü. Bedenin şükrü, Allah sana ne malın şükrü, evladın şükrü. Eğer bu şükür yerine getirilmezse kul nankör oluyor. Cenab-ı Hak insan sonra ister şükredici ol, ister nankör ol buyuruyor. İki yoldan hangisini tercih edersen. Şükredici olmak için de kalbi merhaleler lazım. Ne lazım? Takva lazım. Takva demin tarif ettiğimiz gibi. La ilahe ile başlıyor takva. Allah'ın uzaklarını her şeyi kalbe silinip atılması. Kalbin tabirca bir çöplükten kurtulması. İllallah cemali sıfatların mastarı haline gelebilmesi kalp.
Takva bu olmuş oluyor. Cenab-ı bizden zühd istiyor. Zühd nedir? Dünyevi imkanlar işgal etmeyecek. Hedef Cenab-ı Hakk'a kulluk olacak. Dünyevi imkanları da Allah yolunda kullanacak. Allah sana beden verdi, göz verdi, kulak verdi, bilgi verdi, idrak verdi, akıl verdi. Hepsi Allah yolunda kullanılacak. Zühd. Yani dünyanın kasası olmayacak kalp. Kalp tecellâ-i ilâhî olacak. Fakat bu nefsânî ve bertaraf ettiği nisbette oluyor. İhsan olacak. O da yüz küsur yerde geçiyor ihsan. Yani ilahi müşahedenin altında olduğunu idrak içinde olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ve mevkûm eyne mahkûm." Nereye gitseniz o sizinle beraberdir. Yani biz arkamızda bir kamera taksalar ne kadar dikkat ederiz? Bunun en nihayet bir fani görecek. Fani bize ayıplar deriz. Kul o kalbi merhale neticesinde ilahi kameranın altında olduğunu bir idraki bir şuuru içinde olacak. İhsan kıvamı olacak. Tabii ihsan kıvamı olduğu zaman da Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir şah damından daha yakın olduğunu idraki içinde olacak. Böyle bir kul ne oluyor? Cenab-ı Hak da dost oluyor. لَا حَفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ Çok merhaleden geçiyor. Son nefes, kabir, diriliş vesaire. Orada Cenab-ı Hakk'ın himayesinde olacak. Yani dostun dostuna bir ikramı olacak. Korkmayacak, üzülmeyecek. Cenab-ı Hak onu buyuruyor ayette. Allah'ın azametiyle ilahisine göre takva sahibi olun. Sakın ha başka türlü ölmeyin, ancak Müslümanlar olarak can verin. Bu dünya Adem Aleyhisselam'ın dünya inmesiyle başladı. Son insana kadar devam edecek. Tarihi meçhul bilemiyoruz. Efendimiz de bildirmiyor. Hatta Cebrail sorduğu zaman soran sorulandan daha fazla bilmiyor buyurdu. Son insandan sonra infilak edecek. Yeni baştan ayrı bir hayat, ayrı bir şey başlayacak. Yevmül huruç olacak. Mezarlardan kalkış olacak. Bütün insanların mezarlardan kalkması, hatta bazı hayvanlar da mezarlardan kalkacak. Yani bir haksızlığa uğrayan hayvanlar da mezarlardan kalkacak, onlar da hakkını alacaklar. Yevmül huruç böyle bir çıkış olacak. Bütün ne kadar kaç milyar insan gelmişse o anda hepsi kalkacak. Yevmül hulut bir gün başlayacak ama o günün batışı olmayacak. Bitmeyen bir gün başlayacak artık. Bir hesap kitap. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالِ زَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالِ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Zerrelerin tartıya geldiği bir gün olacak o gün. Cenab-ı Hak bizi insan olarak, lütfen insan olarak yarattı. Bir de şükür, gördüğümüz her mahlukatta tefekkür etmemiz lazım. Bir yılan gördük, yılan olarak gelebilirdik. Bir fare gördük, fare olarak gelebilirdik. Bir kurbanda kesilen bir hayvan gördüğümüz zaman biz kurban olarak gelebilirdik. Cenab-ı Hak insan olarak lütfen bizi insan olarak geldi, bir mesai de sarf etmedik. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri sayamazsınız buyuruyor. Velhâsıl kul devamlı Cenab-ı Hakk'ın ilahi azametini, kendisine olan ikramını tasavvur etmesi lazım. Yine Cenab-ı Hak Câsiye Sûresi'nde gökler ve yerler arasında ne varsa amade olarak yarattığını biliyor, düşünen bir toplum için. Güneş amade insan için, ay amade, atmosfer amade, toprak amade, yaratılan hayvanların bir kısmı amade, bir kısmı ibret. Sayamazsınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Üç hususiyetle bizlere yardım ediyor Cenab-ı Hak. Kulluğumuzu icra edebilmek, Cenab-ı Hakk'a yakın bir kul olabilmek için. Birinci kainat. Bu cihan, zerreden küreye bu cihanda her şey ilahi azamet kudret akışlarının ilahi akışlarının sergisi durumunda. Sergiler yapıyor faniler, sergileri dolaşıyorlar. Esas sergi ilahi sergi şu cihan. Atomun içindekine bak, ta galaksilere kadar bin bir türlü ibret. Bir toprağa bak, toprak bir ibret. Sana toprak devamlı senin için çalışıyor. Her mevsim sana ihtiyacı olan şeyleri veriyor. Karpuzu kışın vermiyor.
kışın portakalı veriyor. Ekvatorda yaşayanlara ayrı veriyor. Manga veriyor, hurma veriyor. Kutuplarda yaşayan balık veriyor Cenab-ı Hak. Yani demek ki kul bir şu kainat bir ilahi bir azametin, ilahi bir kudret akışlarının bir tecellisi. Şair diyor ki bin derse marif okunur her varakında ya Rab ne güzel mektep olur mektebi alem. Yani iş bu kainatı okuyabilme. İşte bu da marifetullah'ta ne kadar bir nasip alınabilirse Cenab-ı Hak kalp gözünü açıyor. Yunus Emre'nin olduğu gibi her şey, her vakada ibretler seyrediyor. Her şu kainatın her köşesi ince gayeler, nazin hikmetler ve sırlarla yoğrulmuş bir halde. Velhâsıl bu cihan, yani bu kainat insan idraki ve şuuruna kudret eliyle tutuşturulmuş bir hikmet ve tecelliler aynası. İnsan bir endam aynası. Ne ihtiyacın var? Hepsini Cenâb-ı Hak sana. Kulluğa ne ihtiyacın var? Hepsini görürsün. İkinci olarak Cenâb-ı Hak yardımı Kur'an-ı Kerim. Er-Rahman halakal insan alemül beyan buyuruluyor. Er-Rahman Cenab-ı Hak burada merhamet sıfatını bildiriyor. Rahman Allah Kur'an'ı öğretti. İlahi bir kılavuz. Halakal insan insanı yarattı. Kur'an'la ihticat edecek, Kur'an'la hayat bulacak, Kur'an'la huzur bulacak. Allemühül beyan, beyan, hikmetler, sırlar ne varsa hiçbir mahlukatı tecelli olmayan sırlar insan tecelli olacak. Sırlar ve hikmetler. Velhâsıl Kur'an-ı Kerim bir ders kitabımız. Nasıl fani okullar bir ders kitapları var. Veliler koşuyor ama ders kitaplarının çocuk sınıfta kalmasın diye. Bizim ders kitabımız da Kur'an-ı Kerim. Herkesin ders kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah'ın muradı nedir bu ayetlerde? Saadet rehberimiz. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği mektup. Bir oğlumuz askere gitse, askerden mektup yazsa dikkatli okur acaba bir arzu bir isteği var mı diye. Cenab-ı Hak dostluğa davet ediyor. Fakat şart hüden lil müttakin. Kur'an-ı Kerim ancak takva sahipleri olanlara istikamet veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönüller sultanı. İlahi rehber üsve-i hasene. Örnek şahsiyet, örnek karakter. Ne kadar insan varsa, ne kadar problemi varsa Efendimiz örnek. En büyük kültür Kur'an kültürü. Kur'an kültürünün mümessili de Resulullah Efendimiz. Dünyevi kültürler 5 sene, 10 sene, hadi 20 sene olsun. Fakat bir Kur'an kültürü en dehşetli bir kültür, hayat boyu bitmeyen bir kültür. Yani sonu yok. Efendimiz 23 senede "Okra bismi rabbikellezî halak el-yevme ekmeltu" ayetine kadar 23 senede ihvanı yaşatarak terbiye etti. Üsve-i hasene oldu. En huzurlu toplum oldu o caiz. Orada bugün en çok medeni dünya dediğimiz şimdiki zamanda, medeni mi değil mi o da ayrı, en çok psikiyatrik rahatsızlık var. O zaman öyle bir rahatsızlık yok hiç. Hiçbir sahabede öyle bir rahatsızlık yok, psikiyatrik rahatsızlık. Teslimiyet var, tevekkül var, hakka sadakat var. Sosyal patlama da yok, zekat var, hayır hasenat var, infak var.